göbek bağı damarları ve duktus venosus. İşte karşınızda plasenta. Özellikle plasenta olarak kabul edilen kısmı işaretliyorum. İşte burası. Etrafındaki pembe duvarı da isimlendireyim ki size mihenk noktası olsun. Hatırlayın, bu duvara rahim duvarı adını vermiştik. Rahim, çok kaslı bir organ bu. Doğum vakti geldiğinde annenin bebeği dışarı itmesine yardımcı oluyor demiştik, değil mi? Plasenta farklı bölümlerden oluşuyor. Bakın anne bu tarafta, bebek de, daha doğrusu fetüs de bu tarafta. Bazen fetüs yerine bebek sözcüğünü kullanıyorum. Tabii tam olarak aynı şeyler olmadığını biliyorum. Bu videoda bebek diyorsam doğmamış bebeği kastediyorumdur. Yani besinini hala anneden alan bebekten bahsediyorumdur. Bu tabaka, gösterdiğim bu tabaka hatırlarsanız bazal plaktı. Bu annenin dokularından oluşuyor. Diğer tarafta ise korionik plak var demiştik. Bu da fetüsün dokularından oluşuyor. Korionik plakta çok sayıda kan damarı bulunuyor. İkisinin arasında tüm sihrin gerçekleştiği bu ilginç kısım yer alıyor. Burada dev bir kan havuzu var. Oksijen ve besinle dolu. Karbondioksit gibi atıkları alıp götürüyor. Yani bebeğin ihtiyaç duyabileceği her şey bu kan havuzunda mevcut. Peki kan bu havuza nasıl geliyordu? Burada atardamarlarımız vardı. Rahim atardamarları. Bunlar havuza kan pompalıyordu. Sonra bu kan rahim toplardamarları tarafından tekrar dolaşıma döndürülüyordu. Yani bu dolaşım sadece anne tarafında gerçekleşiyordu. Hatırlayın, fetüs küçük kılcal damarlarını bu kan havuzuna uzatıyordu. Evet, fetüs kılcalları kan havuzunun içlerine kadar uzanıyor ve aradaki bu bölgede difüzyon gerçekleşiyor. Havuzdan fetüsün kılcallarına doğru bir difüzyon yapılıyor. Yani fetüs kılcalları havuzun içlerine kadar ilerliyor, oradan oksijen ve besin alıyor. Karbondioksiti de yine oraya bırakıyor. Peki oradan fetüse nasıl geri dönüyor? Fetüsün göbek toplardamarı ve atardamarları var. Kırmızı olan göbek toplardamarı. Oksijen şu an bulunduğu yerden fetüsün tüm organlarına nasıl gidecek? Bu sarı halkayı göbek deliği olarak düşünün. Göbek deliği. İlginç değil mi? Fetüsün göbek deliğinde bunca şey gerçekleşirken, yetişkin insanların göbek deliğinde pek de bir şey olmuyor. Evet, diyelim ki bir atardamar böyle gidiyor, diğeri de böyle. Gülen suratımızı da oluşturalım. Böyle daha akılda kalıcı oluyor. Bakın, iki gözü bir ağzı olan bir surat oluştu. Kırmızı olan göbek toplardamarı demiştik, değil mi? Evet. Okla da göstereyim. Yani buradaki. İki de göbek atardamarı var. Onlar da mor olanlar. Göbek kordonundaki suratın iki gözünü oluşturan damarlar. Göbek atardamarları. Şimdi merak ettiğim şu, göbek atardamarlarındaki bu kan, vücudun geri kalanına nasıl ulaşıyor? Bunu cevaplayabilmek için fetüsün vücudunda olup bitenleri de çizmem lazım. Şu an diyaframı çiziyorum. Diyaframın büyükçe bir kas olduğunu biliyoruz. Çok kaslı bir yapı. Yığınla iskelet kasından oluşuyor. Diyaframın altında ve üstünde bahsetmemiz gereken iki organ yer alıyor. Bunlardan ilki diyaframın yukarısında bulunan dört odacıklı bir organ. Sizler bu arkadaşı bayağı tanıyorsunuz aslında. Ve işte kalp. Evet, kalp burada duruyor. Dört odacığı var. Çabucak isimlendiriyorum bu odacıkları. Sağ kulakçık, altında sağ karıncık, sol kulakçık ve altında sol karıncık. Kalbimiz bu. Şimdi gelelim diğer organa. Şu kası da isimlendirelim. İleride şekil karışacak olursa diye tabii. diyafram. Diğer organsa karaciğer. Diyaframın hemen altında duran bu dev organın adı karaciğer. Görünüşe bakılırsa kalbe bayağı yakın. Karaciğerin birçok önemli işlevi var. Ama şimdi sadece karaciğerden geçen damarların anatomisinden bahsedeceğiz. Burada bir toplardamar var. İsmini de yazalım. Kapı toplardamarı, yani portal ven. İsimlere fazla takılmayın. Sadece kanın nereden nereye gittiğini gösteren bir şema çiziyorum. Burada bir toplardamar daha var. Bunu biraz daha uzun çiziyorum ki ismini sığdırabileyim. Bunun adı da alt ana toplardamar, yani inferior vena cava. Bu damarı hatırladınız mı? Vücudun farklı bölgelerinden bol miktarda kan toplayan büyük bir damar bu. Ve bir de aort var. Aort sol karıncıktan çıkıyor, kalbin arkasından dolaşıyor. Evet, kesik kesik bir çizgiyle gösteriyorum. Sonra buradan çıkarak aşağıya iniyor. İn, 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 in ve ikiye ayrılarak bacaklara gidiyor. Bacaklar burada. İç tarafta kalan bu dallar, bu dal ve bu dal, internal yani iç iliyak dalları. Yani iç iliyak atardamarlar. İç iliyak atardamarlar. Neden diğer onca atardamarı değil de bunları isimlendirme ihtiyacı duydum? Bunu da şimdi anlatacağım. Sonuçta aortun bir sürü dalı var. Ama bunlar fetüsün kan dolaşımında çok önemli rol oynuyor. Şimdi göbek toplardamarından başlayarak kanın izlediği yolu takip edelim. Bakalım neler oluyor. Göbek toplardamarının yolunu çiziyorum. Göbek toplardamarı artık bebeğin vücudunun içinde. Bu göbek deliği olduğuna göre göbek deliğinin bu tarafındaki her şey bebeğin vücudunun içinde demektir. Bu çizginin sağı bebek. Toplardamar bebeğin vücuduna giriyor, gidiyor, gidiyor ve bir ayrıma geliyor. Kan ya kapı toplardamarını seçecek ya da alt ana toplardamarı. Bu iki yolu ayrı ayrı ele alacağız. Şimdi alt ana toplardamardan başlayalım. Temiz kırmızı kan, kirli mavi kanla karışınca ortaya morumsu kan çıkar. O yüzden böyle çiziyorum. Mor, oksijence zengin kanla oksijence fakir kan arasında bir şeyi temsil ediyor. Ne öyle ne böyle yani. Mavi ile kırmızının karışımı. Mor. Burada mor kan varsa iki yoldan birini izleyecek demiştim. Yolculuğun bu kısmında bir kanal var ve bu kanalın adı duktus venosus. Bu temelde kestirme bir yol. Kestirme yol buysa diğer yol hangisi diye merak ediyor insan, öyle değil mi? Diğer yol haliyle çok çok daha uzun. Gösteriyorum. Kan duktus venosus'a girmek yerine kapı toplardamarına saparsa böyle gider. Sonra da dallanarak karaciğerin farklı bölgelerine dağılır. Karaciğerin her köşesine yayılır. İnceldikçe incelir ve bir kılcal damar ağına girer. Dallardan birini takip edelim. Mesela bu dal çok 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 küçük kılcal ağlara ayrılıyor. Diğer taraftan yine kılcal damarlar tarafından toplanarak geri taşınıyor. Yani karaciğerin diğer kısımlarından gelen kanla karışıyor ve nihayet bir toplardamara katılıyor. Buradaki bu damarın adıysa karaciğer toplardamarı, yani hepatik ven. Hangi yolu tercih ederse etsin, ister kestirmeden gitsin, isterse uzun yoldan, kan en nihayetinde alt ana toplardamara, oradan da sağ kulakçığa geçiyor. Yani amaç aynı. Sağ kulakçığa dönmek. Ama yollardan biri, yani duktus venosus'u takip etmek, diğer yoldan çok daha kısa sürüyor. Bu çok önemli. Çünkü bir de fetüs açısından bakın. Göbek kanından gelen bu bol oksijenli harika kanın çabucak kalbe ulaşmasını istiyorsunuz. Çünkü istiyorsunuz ki bu kan çabucak aorta pompalansın, oradan da vücudun geri kalanına ulaşsın. Bu arada kanın kalpten geçerken izlediği yol da bayağı ilginçtir. Ama şimdilik oraya hiç girmiyorum. Başka bir videoda enine boyuna anlatacağım size. Şimdi kan bir şekilde aorta katıldı, öyle değil mi? Diğer tarafa geçtik. Aorta giriyor, oradan vücudun her köşesine pompalanıyor. Hala morla çiziyorum çünkü kan hala göbek toplardamarında olduğu kadar oksijenli değil. Ama alt ana toplardamardaki gibi tamamen oksijenden mahrum da değil. İkisinin arasında bir yerlerde. Neyse. Sonra iç iliyak atardamarlara geçiyor ve oradan dallar çıkıyor. Biri bir göbek atardamarına, diğeri de ötekine bağlanıyor. Yani iç iliyak atardamarlarından çıkan dallar göbek atardamarlarına dönüşüyor. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Bu iki atardamar annenin fetüs için hazırladığı kan havuzuna uzanıyor. Kılcallar halinde oksijen ve besin topluyor. Kan bol oksijenli hale geliyor ve bu yolculuk böyle tekrar edip gidiyor. Şimdi iyice anlaşılması için en baştan başlayıp sonuna kadar bir üstünden geçelim, tamam mı? Nerede olduğumuzu mavi renkle, yeşil renkle göstereceğim. Kan göbek toplardamarından başlıyor. Burası. Bu bizim başlangıç noktamız. Bir yol ayrımına geliyor. Ya duktus venosis'e geçecek, yani buna, ya da bu yola girip kapı toplardamarlarına katılacak. Eğer uzun yolu takip eder de kapı toplardamarına karışırsa kılcallara kadar yayılacak. Sonra tekrar toplanıp karaciğer toplardamarına girecek. Oradan da sonuçta yine alt ana toplardamara geçecek. Ama kestirme yolu tercih ederse tabii ki yolculuk çok daha kısa sürecek. Duktus venosus'un olayı da bu zaten. Kanın karaciğeri es geçmesini sağlıyor. Sonuçta kan sağ kulakçığa ulaşıyor. Kalp içinde çok ilginç bir yol izliyor ki bunu size ileriki bir videoda uzun uzun anlatacağım. Şimdilik sadece kalpten geçip aorta girdiğini bilsek bu bize yeter. Kan aort boyunca ilerliyor ve bacaklarda iki dala ayrılıyor. Çünkü her dal fetüsün bir bacağına gidecek. Sonra iç iliyak atardamarlarına geçiyor. Bakın burada. Bir de burada. Bu noktada birden asıl yoldan ayrılıyor. Daha doğrusu kanın bir kısmı ayrılıyor ve buradan göbek atardamarlarına geçiyor. Buradaki göbek atardamarlarına. Bu ikisine yani. Kan göbek atardamarları içinde buraya geliyor. Sonra plasenta içindeki bu kan havuzuna uzanıyor. Oksijen ve besinini alıp tekrar göbek toplardamarına dönüyor. Evet, izlediğimiz döngü işte bu ve adı da fetal dolaşım sistemi. Hoşça kalın.